Sayın Bahçeli'nin hepimizi şaşırtma potansiyeli malum, mevcut ve malum. Ben Sayın Süleyman Özışık'a vermiş olduğu mülakatı dikkatle takip ettim. Bazı satırları bir iki kez okudum. Diyor ki ben AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan arasında söylediğim her sözün arkasındayım diyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan düşerse Türkiye düşer diyor. Biz de zaten bu ülke bir tek adam rejimine dönmesin, demokrasiden uzaklaşmasın diye boşuna söylemiyoruz Sayın Bahçeli. Krallıklarda bile kral düşerse yerine prens gelebilir. Padişah düşerse veliahtı gelebilir. Ama tek adam rejimlerinde yönetici düşerse ülke sendeler düşer, ortadan kalkar. Demokrasilerde biri gider, yerine daha iyi yapacak biri gelir. Buna da halk karar verir. Buna aman bu düşmesin diye halkın iradesine rağmen sen sahip çıkmaya kalkarsan bugünkü anomalik durum ortaya çıkar. Anormal durum ortaya çıkar. Ve şimdi Sayın Bahçeli tutuyor diyor ki ben söylediğim her sözün arkasındayım ama Erdoğan dursun, o giderse biz gideriz. Kim dursun Sayın Bahçeli? Mesela 2 Haziran 2015 günü Elazığ'da Erdoğan aklıyla arasını açmış, klinik bir vaka haline gelmiş birisidir. Sen nasıl bir Müslümansın? Hadi Cumhurbaşkanı olmanı geçtik, nasıl bir insansın? Sende hiç mi günaha girme kaygısı kalmadı? Yalan söylemek, iftira atmak, gıybet yapmak, dedikodu ve tezviratla bel bağlamak, İslamiyet'in hangi buyruğunda, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde var? Senin yaptıklarını ancak iblis teşebbüs edecektir. Senin yaptıklarını ancak iblis teşebbüs edebilecektir dediğin birisi başta mı dursun Sayın Bahçeli? O gün doğru söylüyorsa bu adam nasıl ülkenin başında kalmalıdır? Bugün doğru söylüyorsa o günkü bu laflara bugün utanılmadan nasıl sahip çıkılmaktadır?